Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videoda son alışverişimi ve aldığım elf ürünü, son elf alışverişinde aldığım ürünleri göstereceğim sizlere. Öncelikle söylemek istediğim bir şey var. Bu videomu, bundan önce çektiğim Şubat favorileri videomu, ondan önce çektiğim tüm yüz makyajımı gösteren videomu ve bundan sonra çekeceğim Coastal Sands alışverişimde son alışverişlerimi yaptığım videoyu hepsini aynı günde, yani bugün çekeceğim. O yüzden saç, makyaj, şuradaki korkunç sivilce aynı olacak. En baştan söylemek istedim. Bazı arkadaşlardan eleştiri aldım. Sürekli aynı şeyleri giyiyorsun. Tarzı. Aslında sürekli aynı şeyleri giymiyorum. Fakat sürekli siyah giydiğim için böyle görünüyor. Bu konuda yapabileceğim bir şey yok. Çünkü bu videolar için özel olarak yapılmış bir şey değil. Ben zaten hep siyah giyiyorum. O yüzden de videolarımın bu anlamda görsellik açısından çok fazla çeşitlilik vermediğinin farkındayım. Ama olay benim güzelliğimden ya da benim moda zevkimden öte. Tanıttığım ürünlerle ilgili ve yaptığım makyaj uygulamaları ile ilgili. Şimdi o zaman hadi direkt başlayalım. Elf'ten bir alışveriş yaptım son zamanlarda ve 5 gün içinde geldik ki bence son derece hızlı. Alışveriş yaptığım gün tüm sitede %20 indirim vardı. Ben de kaçırmak istemedim. Hem ihtiyacım olan bazı şeyler vardı hem de denemek istediğim bazı şeyler vardı. Onları aldım. Onları göstereceğim. Bunlardan ilki şu an dudağımda görmüş olduğunuz lip gloss. Aşık oldum. Gerçekten aşık oldum. Bir lip gloss'a bu kadar beğenebileceğim aklıma gelmez ki ben lip gloss seven insan değilim derdim, fakat bu lip gloss bütün düşüncemi değiştirdi. Elf'in nasıl okundu bilmiyorum. Lucious Liquid Lipstick mi acaba? Ben size göstereyim. Siz kendiniz okuyun. Şu ürünü. Benim rengim Cherry Tart. Bunun olayı şu şekilde, ucunda bir sünger var. Altından çeviriyorsunuz ve şu ucuna ürün geliyor, uyguluyorsunuz. Meyveli ve nanelimsi bir kokusu var. Dudaklarda da hafif bir karıncalanma hissi, serinlikle beraber karıncalanma hissi veriyor. Dolgunlaştırıcı özelliği olduğu söyleniyor. Tam olarak bilemiyorum açıkçası ama rengine bayıldım. Hem rengini bir sürüşte hemen veriyor, hem de tatlı bir parlaklığı var. O yüzden bir lip gloss'tan bunları bulabileceğimi düşünmüyordum açıkçası. Yapısı çok yumuşak değil. Yani bir lip gloss'un ağırlığı yok, fakat çok hafif de değil. Ama gerçekten beğendim. Çevirdiğinizde ürün şu şekilde çıkıyor. Evet. Elinize değil de bir dudağınıza uyguladığınızda da hemen rengini veriyor, gördüğünüz gibi. Gerçekten bayıldım. Hatta biraz daha süreyim. Rengini hemen veren bir, bu tonlarda bir lip gloss arıyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Çok güzel. Bir diğer lip gloss ne yazık ki benim için biraz hayal kırıklığı oldu. Elf'in Hyper Shine lip gloss'u. Rengi mükemmel. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Fakat ne yazık ki dudakta böyle durmuyor. Rengim Bubblegum. Benim rengim Bubblegum. Açıkçası alırken son anda şundan vazgeçecektim. Çünkü bunu daha çok merak ediyordum. Bunu da biraz almış olmak için aldım açıkçası, ama iyi ki almışım. Yani memnun kalacağını düşündüğüm bunu beğenmezken çok da severek almadığım buna bayıldım. Bu diğerinden farklı olarak sünger değil, şöyle fırça uçlu geliyor. İçindeki renk mükemmel ama keşke bu rengi verse. Ne yazık ki vermiyor. Şöyle alttan çevirerek açıyoruz gene onun gibi. Ve uyguluyoruz. Ne yazık ki şöyle elimin üstünde çok da renksiz görünmüyor aslında, ama dudağa uyguladığınızda neredeyse şeffaf gloss sürmüşsünüz kadar renksiz. Ve rengini versin diye biraz kalınca sürdüğünüz zaman da inanılmaz kalın ve yapış yapış oluyor. Şöyle dudaklarınızı oynattığınızda
iplik buralarda böyle yapış yapış çok kötü bir görüntü oluyor. O yüzden ne yazık ki hiç memnun kalmadım. Ayrıca kokusu da çok garip, çok ağır bir kokusu var. Bilmiyorum bana gelen ürün mü bozuk anlamadım ama çok büyük hayal kırıklığı. Tabii ki sadece 1,5 sterlin, hani çok da böyle büyük bir kayıp falan değil ama çok beğeneceğimi düşünmüştüm çünkü buradaki rengi harika. Ama ne yazık ki ben çok sevemedim. Şimdi bir ikileme düştüm açıkçası. Şöyle, acaba bunun bundaki gibi koyu bir rengini alsaydım bir sürü işte rengini verir miydi ve memnun kalır mıydım? Ya da bunu şuna benzer bir renkte alsaydım bunda yaşadığım sorunu, renk vermeme sorunu acaba bunda da yaşar mıydım? Bu sorunun cevabını sadece bunun buna benzer açık bir rengini alarak, bunun da buna benzer koyu bir rengini alarak çözebilirim zannedersem bir dahaki elf alışverişini denemeyi düşünüyorum. Evet, bir diğer aldığım şey elften Shimmering Facial Whip. Şöyle, şöyle göstereyim. Ufacık bir şey. Avucumun içinde de görürsünüz. Bu bir highlighter. Bunu bir dönem bayağı bir Benefit'in High Beam'ine takmıştım. Onu almak istiyordum. Fakat 65 lira çok pahalı. Sadece bir highlighter 65 lira vermek istemiyorum açıkçası. Sonra YouTube'da dolanırken bunun o ürün için bir dupe olduğunu, yani benzer olduğunu duydum. Ve tabii ki çok heyecanlandım. Çünkü sadece 1,5 sterlin. Benim rengim Lilac Petal. Bunu açıyorsunuz. Şöyle ucu sıkınca ucun oh! Öyle sıkmamanız gerekiyormuş demek ki ben neyse şu şekilde elinizin üstüne sürüyorsunuz, sürünce şöyle görünüyor, daha sonra onu yayıyorsunuz, yaydığınız zaman da şöyle görünüyor, bir parlaklık veriyor. Çok 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 az kullanmanız gerekiyor. Minicik alacaksınız parmağınızın ucuna. Ben genelde şu parmağımın ucuna azıcık alıyorum. İki parmağımın arasında eşit bir şekilde dağıtıyorum. Sonra da yanak uçlarını pıt 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 sürüyorum. Hatta bugün de sürdüm, bilmiyorum. Hala belli oluyor mu? Cidden çok azıcık kullanmanız kafi oluyor. Ya da kaşlarınıza sürebilirsiniz. Kaş altına hemen süreyim. Oraya bir parlaklık versin diye. Madem israf oldu, ben de bol bol süreyim. Ya da dudak üstünüze sürebilirsiniz. Tabii ben de rujör ha. Şu bölgeye sürüp hafif bir aydınlık ve parlaklık alabilirsiniz. Evet. Dediğim gibi bu da 1,5 sterline alınmış bir ürün. Benim şimdi sıkmak suretiyle bir kısmını heba ettiğim güzel, renkli, hoş bir highlighter düşünüyorsanız tavsiye ederim. Evet. Bunun dışında Elf'ten bir adet kirpik kıvırıcı aldım. Çünkü Elf'in kirpik kıvırıcılarına bayılıyorum. Aynı zamanda bunun çok güzel kıvırdığını düşünüyorum. Ucundan yediği çıkmıştı. Şurada, burada. Şöyle de yediği çıktı ucundan. Yani içindeki bu süngerimsi şey, lastiğimsi şey, eskidiğinde yenisini takabilirsiniz. Son derece güzel. Severek kullanıyorum. 1,5 sterlin. Aldığım bir diğer ürün şu güzel renkteki Desert Haze isimli, kamerada biraz koyu çıkıyor. Aslında normalde daha açık rengi. Top gri oje. Ve bunu şimdi ojelerle ilgili bir video yapmayı düşünüyorum. Bu ojeyle ilgili de ayrıntılı bilgiyi ve renk swatch'unu o videoda bulabilirsiniz. Ve aldığım son iki ürün. Bunlardan ilki Healthy Glow Bronzing Powder diyor. Rengi matte. Matte bronze. Şöyle görünüyor. Gördüğünüz gibi oldukça koyu benim için. Bunu almamın sebebi serideki diğer hiçbir bronzerın mat olmamasıydı. Çünkü ben bir mat bir bronzer istiyorum uzun zamandır. Fakat bu oldukça koyu. O yüzden çok hafif kullanmak lazım. Şöyle bir renk. Göz farı olabilecek bir renk. Çok da güzel rengi burada. Tende de şöyle duruyor. Bunu ciddi yaymak gerekecektir. Evet. Bir diğer elf. Dışı da şu şekilde görünüyor.
aldığım bir diğer ürün Glow, Healthy Glow Bronzing Powder diyor. Luminance renginde. Bu bir highlighter, toz highlighter. Şöyle görünüyor. Tabii parlaklığını seçemeyeceğiz muhtemelen biz ama parmakta görüntüsü şöyle. Tende çok fazla parlaklığını belirtmiyor fakat yanak uçlarında kesinlikle belli ediyor. Elimin şurasına sürdüm. Elimde şurada. Muhtemelen seçemeyeceksiniz rengini. Fakat yanak uçlarına sürünce gerçekten rengi belli oluyor. Aldığım ürünlerin hepsi 1,5 sterlin. Tek tek. Ben aldığımda indirim olduğu için 1,20 sterline düşmüşlerdi. Bu da tabii ki avantaj. Evet arkadaşlar, benim el ürünlerim bunlardan ibaret. Herhangi merak ettiğiniz bir şey olursa sormanızı rica ediyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Blogspot'un kapanması sebebiyle artık eğer yorumda bulunacaksanız ya da soru soracaksanız Blogspot'tan ulaşamazsınız. Ben hala orayı kontrol edebiliyorum. Hiçbir sorun yok. Diğer blogları da okuyabiliyorum. Fakat siz benim bloğuma ulaşamıyorsanız yorumlarınızı, sorularınızı burada koment olarak bırakabilirsiniz videonun altına ya da bilmiyorum özel mesaj gönderilebiliyor mu YouTube üzerinden, o şekilde de yapabilirsiniz nasıl istiyorsanız. Çok teşekkür ederim ilginiz için, desteğiniz için, beni izlediğiniz için. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.